28 Şubat 20 yılda karanlığa gömüldü. Türkiye'mizde sayısı milyonları bulan İmam Hatip camiasını yıllarca mağdur ederek sistemin dışına atmayı amaçlayan 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu kararlarının üzerinden 20 yıl geçti. Önder olarak bizler bu süre zarfında haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı mücadele eden milyonların sesi olan ve bu gayret içerisinde hiçbir zaman yılmadan yaşananları canın şahidi olarak ve hafızamızı zorlamadan bugünlere kadar bu misyonumuzu devam ettire geldik. Hatırlanacağı gibi ihtica ile mücadele adı altında sürdürülen ve MGK kararlarıyla uyumlu bir şekilde siyasi erk tarafından hayata geçirilen uygulamalar 2009'a kadar devam etti. Şüphesiz sözü geçen uygulamalar ülkemizin toplumsal dinamiklerine aykırı bir biçimde ve ısrarla yürütüldü. 8 yıllık kesintisiz eğitim yasası sebebiyle İmam Hatiplerin ortaokul kısmı kapandı. Katsayı uygulamasıyla mezun öğrencilerin kendi alanları dışına lisans tahsili yapmalarına mani olundu. Üniversitelerimizde öğrenim görmeyi sürdüren başörtülü öğrencilerin okullarına devam etmesi yasaklandı ve irtica yaftasına maruz kalan binlerce memurumuz işten atıldı. On binlerce insanın hayatını doğrudan etkileyen hukuksuzlukların karşısında medya, hukuk ve siyaset cephelerinden yeterli destek gelmeyince Önder şemsiyesi altındaki 400'den fazla İmam Hatip Derneğimizi taşın altına elini koydu, gövdesini koydu, her fırsatta yaşananları kamuoyuna duyurdu. Tarihe 28 Şubat postmeden darbesi olarak geçen süresi hafızalarımızda diri tutmayı hem yakın geçmişe müdrik olma adına ve hem de istikbale dair adımlar atma noktasında bir bilinç oluşturmak için oldukça önemsiyoruz. 28 Şubat'ı hatırlamanın bugününü anlamlandırmak ve yarını okumak için elzem bir ihtiyaç olduğu kanaatini taşıyoruz. Dolayısıyla büyük umutlar beslediğimiz yeni neslin 28 Şubat'a şahit olmuş büyüklerinden bayrağı devraldığı şu zamanda aynı şuurla hareket edeceklerine kalpten inanıyoruz. Bin yıl süreceği iddia edilen 28 Şubat zihniyetinin henüz 15 yıl geçmeden karanlığa gömüldüğüne tanık olmuş nesiller olarak yılmadan yaptığımız çalışmalarla milletimizin derinliğindeki asil ruhu yine milletimize anlatarak üzerimizdeki vazifeyi ifa ettiğimizi düşünüyoruz. Vazifemizin hala devam ettiği bilincinde olarak taze dimağların bu mücadeleyi bir bayrak yarışı gibi bizlerden daha faydalı yerlere, zirveye taşıyacaklarına kanaatimiz sonsuzdur. 15 Temmuz'da tüm mazlum coğrafyaların elleri kalbinde, ağızlarında dualarla seyrettiği memleketi ve maneviyatı müdafaa direnişi oluşturan temel motivasyonun aynı ruh kökü ile beslenen bir düşüncenin eseri olduğunu biliyoruz. Bu ruh 28 Şubat'ta tecrübe edilen kötülükleri püskürtme adına meydana gelmiş bir bilinç haliydi. Önder olarak iyiliği yayan ve fenalıkları def eden yeni bir iyilik neslinin yetişmesinde üstlendiğimiz vazifenin hakkını verme gayretinde olacağız ve ümitlerimizi asla yitirmeyeceğiz. 28 Şubat Türkiye'ye yönelik bir kasıttı. 15 Temmuz hain darbe girişimi de öyleydi. Bunu biliyoruz, hatırlıyoruz, hatırlatmayı sürdüreceğiz. Basın ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.